Adına Hatay Milletvekili Sayın Hüseyin Yayman. Konuşmasını yapsın, yanıt şeyini vereceğim. Muhtemelen buradan da gelir. Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimiz, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii İlginç bir tartışma yaşıyoruz. Burada pek çok kavram birbirine tartışılıyor. Pek çok kavram birbirine girmiş durumda. Bu konuları biraz çalışan bir Türk kardeşiniz olarak şu kitabı başkanım müsaadenizle bir takdim edeyim. Türkiye'nin Kürt sorunu hafızası. Türkiye'de imparatorluk döneminden başlayarak bugüne kadar tüm çalışmaları bir araya getirdik ve şimdiye kadar dile getirilen tüm talepleri alt alta koymak suretiyle hangisi hayata geçirildi, hangisi geçirilemedi, neden geçirilemedi ve Cumhuriyet dönemi politikaları nelerdi, çok partili hayata geçildiğinde neler yapıldı, daha sonra neler konuşuldu, bunların hepsini çok kısa özetledim. 3 dakikalık konuşmam içerisinde bunlara uzun uzun anlatacak değilim ama özellikle talep eden varsa bu kitabı ben arz edebilirim. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, aslında yaşadığımız olayın bir özeti var. İsmet Özel'in söylediği her şey ben yaşarken oldu. Evet, hepimiz Türkiye'deki bu meselenin tartışılma biçimini, talepleri, bu çözümlerin ne kadarının hayata geçirildiğini, geçirilmediğini biliyoruz. Bilmeyenler vardır. Belki hatırlatalım. Türkiye'de 1989 yılında bugün Halkların Demokrasi Partisi'nin, Eşitlik Partisi'nin öncülü olan HEP kurulduğunda SHP'nin içinden çıktı. Burada Paris lafı çok geçti. Paris'teki bir Kürt konferansına gitmek isteyen milletvekilleri partiden ihraç edildi ve Türkiye bunları çok açık bir biçimde yaşadı. HDP sıralarında oturan milletvekilleri bunların hepsini biliyor zaten. Mesele şu: AK Parti yasaklara karşı olan bir parti. AK Parti reformcu bir parti, yenilikçi bir parti. Bugün Kürtçe seçmeli ders olarak okutuluyor. Muş Alparslan Üniversitesi'nde Kürt Dili Edebiyatı bölümü var. Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Kürt Enstitüsü var. Geçmişte Kürt Enstitüsü'nün programına gitmek için bu meclisten tard edilen insanlar bugün kendi dillerinde konuşuyorlar. Ayrıca AK Parti döneminde değerli arkadaşlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, bilmeyenler var, onlara, bakana söyleyelim, kitabı göndersin, Ahmet Ehani'nin. Buyurun, tamamlayın lütfen. Ahmet Ehani'nin Memuzini, Fakih Tehran'ın Divanı, yine pek çok Kürt şair, edebiyatçının ve büyük ozanların kitapları Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından basıldı ve dağıtıldı. Ayrıca tekrar etmek istiyorum. Şu anda Diyarbakır'da, Hakkari'de, Şırnak'ta Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullarında seçmeli Kürtçe dersi okutulmakta. Ana dilde eğitim meselesi başka bir oturumda uzun uzun konuşulur, tartışılır. Ama ve lakin red, inkar, asimilasyon politikalarından buraya gelindiğini zaten Sayın Grup Başkan Vekillerinin gerekçelerinde de aynı ifadeler var. Geçmişten bugüne bir takım iyileştirmeler olmakla beraber denilmektedir. Evet, bir takım iyileştirmeler olmuştur. Bunlar devam edecektir. Türkiye'nin... Selamlıyım efendim. Aleykümselam, buyurun. Şimdi aleykümselama da yabancı bir dil denilebilir. Şimdi, şimdi mesele şu. Belki Sayın... Ben de bir sataşmada bulunayım. Sayın Sırrı Süreyya Önder de çözüm sürecinde bu konulara çok vakıf. Bu mecliste gelsin, bu konuları tekrar uzun uzadıya ele alalım, konuşalım. Kim nerede ne yaptı, nasıl oldu? Bu çukur barikat eylemleri nereden geldi? Bunlara girecek değilim. Meselemiz şu: bizim topyekün
Türkiye'yi demokratikleştirmemiz lazım. Yeni bir anayasa yapmamız lazım. Ve gerçekten biz herkesin özgürce kendini ifade etmesini isteyen bir partiyiz. Bunun için de Memuzin'i Kürt kardeşlerimizle bir kez daha tanıştırdık. Ben sözlerime son verirken Yüce Meclisi bir kez daha saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sayın Temelli, buyurun Sayın Doğan. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Uzun uzun kavramların ne olduğunu anlatmayacağım ama dilerseniz Hüseyin Bey dedi ki oturalım konuşalım Kürt meselesinin neler olduğunu. Biz de tam bunu söylüyoruz zaten DEM Parti olarak. Oturalım konuşalım. Biz bir mücadele ve müzakere partisiyiz. Konuşalım bakalım ne oldu son 10 yılda? Kimler neler yaptı? Dönemin İçişleri Bakanı niye o günler için kontrol edemediğimiz güçler var diyor. Hani yarın Kobani davası var ya, onu da hatırlatmış olayım. Gelelim çok dilli eğitime. Dünyadan çok sayıda örnek verebilirim ama bu upuzun bir liste. Ne dedim ben konuşmamın girişinde? Gönül ister ki dedim, ben Türkiye'li bir Kürt olarak burada kendi ana dilimde konuşabileyim. Eğer burası Türkiye parlamentosu ise şunu kabul etmemiz gerekir. Türkiye'de yaşayan herkesin kendine ait hissedebileceği... Buyurun tamamlayın lütfen. Başkan. Eğer Türkiye'de herkesin kendine ait hissedebileceği, yaşayan herkesin bir yeni anayasadan bahsediyorsanız Hüseyin Bey, gerçekten özgür, gerçekten eşitlikçi, gerçekten adil, gerçekten yeni, eskiden tamamen kopmuş, o zaman tartışmayı bu şekilde değil, başka bir şekilde yürütmek gerekir. Kürtler var bu ülkede. En az 20 milyon insanın dili, Türkçeden sonra en çok konuşulan dil Kürtçe. Dolayısıyla Kürtçede eğitim hakkı temel bir insan hakkıdır. Ana dilde eğitim hakkı temel bir insan hakkıdır. Bunu Birleşmiş Milletler ortaya koyuyor. Bunun için UNESCO'nun kararları var. Bunların ben zaten bu parlamento tarafından, burada seçilen insanlar tarafından en azından bilinen temel şeyler olduğunu düşünmek istiyorum. Bunu temenni ediyorum. Dünyada çok dilli eğitim tartışması çoktan... Rica ederim. Sayın İsa Mesih Şahin'den sonra size vereceğim Sayın Kılıç. Buyurun. Başkan teşekkür ediyorum. Ben değerli Hüseyin Yayman'ın tanıtımını yaptığı kitabını okudum. Evet, sorun değil, gösterdiğiniz diyelim ve şu anda odamda da mevcut olan bir kitaptır. Sadece şunu söyleyeceğim, orada iki tane eski cumhurbaşkanının iki farklı ekolinden bahsediyor Sayın Hüseyin Yayman. Birisi, isim vermiyorum ki yeni sataşmalar olmasın, birisi güvenlikçi ekol, birisi de özgürlükçü ekol. Ben Hüseyin Yayman'dan şunu duymak istiyorum, kitabı yazdığı dönemde kendisi hangi ekolü savunuyordu, şu anda hangi ekolü savunuyor, bunu gerçekten merak ediyorum, teşekkür ediyorum. Buyurun Sayın Kılıç, siz mi, Sayın Akçay siz mi konuşacaksınız? Buyurun Sayın Kılıç. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Az önce Sayın Milletvekilimiz Muş Alparslan Üniversitesi'nde Kürtçe bölüm var dedi yanılmıyorsam. Evet, edebiyat doğru vardır. Mardin'de de enstitüden bahsettiniz. Evet, Mardin'de de aynı zamanda Kürt dili ve edebiyatı bölümü vardır. Şu anda önümde de az önce Sayın Vekilimiz biz nereden öğreneceğiz Kürtçeyi ifadesini kullandı. Ana dili dışında, anne babası dışında. Mardin'de de Kürt dili ve edebiyatı mevcut. Hatta bendeniz'in rektörlüğü döneminde bizlerin oyuyla YÖK'te açılmış olan bir bölümdür. Burada mevcut olan hocaların da bir kısmını şahsen de tanıyorum. Şu anda önümde ayrı ayrı Kürtçenin hangi derslerin okutulduğu da mevcut. Eğer kendileri bilmiyorsa kendilerine de bu konuda verebilirim. Bizim derdimiz... Buyurun tamamlayın lütfen. Evet. Bilmiyorsanız dedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun Sayın Akçay. Sayın Akçay'ı açalım. Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Malum biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak bu grup önerisi üzerinde söz almamıştık. O nedenle bu üç tekyalık grup hakkımızda hazır oylama yapılmamışken o fasıldan söz vermiş. İstediğiniz kadar konuşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hiçbir fasla gerek yok sayın. Yok estağfurullah. Grup başkan vekillerine böyle bir sadece ricamız olabilir. Tabii, o estağfurullah, kadar. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Selamun aleyküm sayın başkan. Türkçeleşmiş Türkçedir. Dolayısıyla biz bunu asla yadırgamayız. 85 milyon vatandaşımızın anladığı ve Türkçeleşmiştir. Ve Ziya Gökalp'in de sözüdür. Türkçeleşmiş Türkçedir ifadesi. Şimdi bu tabii tartışmaları izleyince anayasanın 3. maddesine atıf yapılınca karşı... Buyurun tamamlayın. Açalım Sayın Akçay'ın mikrofonu. Efendim Türkiye Büyük Millet Meclisi bir devlet kurumu değildir. Biz de devlet memuru değiliz dedi Sayın Temelli. Elbette devlet memuru değiliz. Milletvekiliyiz. Sadece seçim bölgemizi değil, tüm ülkeyi, Türkiye'yi 85 milyonu temsil sıfatımız ve görevimiz bulunmaktadır. Yalnız Türkiye Büyük Millet Meclisi bir devlet kurumudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl yasama, yürütme, yargı erkleri şeklinde teşkilatlanmışsa bu teşkilatlarından birisi de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumu Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bütün tartışmalar da Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, mecliste Türkçeden başka bir dille konuşup konuşulamayacağı meselesinden kaynaklanıyor. Son derece yersiz bir tartışma. Ve sürekli de efendim X dil... Buyurun açalım Sayın Akçay'ın telefonu. Kürtçe konuştuğumuzda deniliyor. Efendim İngilizce'de konuşsanız X dil diye geçecek. Çerkezce'de konuşsanız ilk dil X dil diye geçecek. Türkçe'ye, Kürtçe'ye yönelik bir ayrımcılık veya bir farklı tutum söz konusu değildir. Ve ayrıca tabii bunun asıl politik sebebi de bir anayasal statü elde etmenin bir adımı olarak değerlendiriliyor. Yani ana dilde eğitim meselesi veya bir takım kimliklerin tanınması meselesi. Vallahi cebinde nüfus cüzdanı kimliğimiz de var. Herkes lütfen kimliğine bir baksın bakalım. Burada insanların etnisitesi, mezhebi falan yazmıyordu. Eskiden mezhep de yazıyordu. Valla gerçek kimliğimiz, statümüz buradadır. Hepimizde 85 milyon da aynıdır. Benim nüfusumda yazan statü neyse herkesin de aynıdır. Bunu da bu şekilde... Buyurun tamamlayalım lütfen. Polemiklerden ve demagojiden bir gereksiz tartışmadan uzak tutmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse Kürtçeyle karşı değildir. Hiç kimse ötekileştirmeye veya farklı bir takım intiba yaratmaya da çalışmasın lütfen. Teşekkür ederim. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Teşekkürler Sayın Akçay. Son olarak Sayın Çömez'e verip bu tartışmayı bitiriyorum lütfen. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Müteaddit defalar ifade ettik. Bir kere daha söyleyeceğim. Kürtçeyle ve Kürtlerle bir sorunumuz yok ve olamaz. Bu ülkenin asil insanlarıdır. Beraber bu coğrafyada yaşıyoruz ve hepimiz bu ulusun, bu milletin asil birer ferdiyiz. Kürtçe konuşmanıza bir itirazım yok. Hatta kulislerde ara sıra öğretirseniz bana ben de mutlu olurum. Buna bir itirazım yok. Kürtçe öğrenilmesine de bir itirazım yok. Ana dilinin insanların kullanıyor olması ve bu şekilde iletişim kurmalarına da bir itirazımız yok. Bunu bir zenginlik olarak gördük. Ancak altını çizerek vurguladığımız şu. Öğrenmek ayrı bir şey. Eğitim dili olarak kullanmak ayrı bir şey. Biz bunun doğru olmadığını düşünüyoruz. Ve siz Birleşmiş Milletler'den örnek verdiniz. Ben de kuliste arada size başka örnekler verebilirim. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurulmuş ve buradan gelen kararları söyleyebilirim. Özetle bu ülkede dostça kardeşçe yaşayacağız. Bu ülkede her... Buyurun lütfen bitirelim. Bu ülkede herkesin eşit ve birinci sınıf vatandaş olması bizim temel prensibimiz. Ama bu tür ayrımcılık tarzındaki yaklaşımları biz kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu noktada tekrar politikanızı ve görüşlerinizi gözden geçirmeye sizleri davet ediyoruz. Teşekkür ederiz. Buyurun Sayın Temelli. Son
Şimdi başka sataşmalar, tartışmalar, bunlar uzasın diye söz almıyoruz Sayın Başkan. Sadece birbirimizi anlamaya ihtiyacımız olduğu bir kez daha burada bu tartışmalarla açığa çıkmıştır. Kavramları doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Bir ayrımcılık meselesi üzerinden konuya yaklaşmıyoruz. Tam tersine eşit yurttaşlık üzerinden yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bizler hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıyız. Bu ülkenin vatandaşı olmaktan doğan hakların da eşit bir şekilde kullanımı talebinde bulunuyoruz. Ve burası, evet burası parlamento, bir temsiliyet mekanı. Dolayısıyla tabii ki bir devlet kurumu olamaz. Biz bu temsiliyeti burada bütün Türkiye adına yapıyoruz. Ve bütün Türkiye'nin sorunlarını birlikte çözebilmek adına bu mücadeleyi veriyoruz. Ama bu haklarımızdan vazgeçeceğiz anlamına gelmez. Açalım lütfen. Tamamlayalım. Bir kimliğin lütfen. Altında kimliklerimizin silinmesine izin vereceğimiz anlamına gelmez. Bir ülkeyi ülke yapan zaten o ülkede yaşayan vatandaşların belli bir mutabakatla bir arada durma iradesidir. Biz bu iradeye sahibiz. Bu iradeye karşı olanlar ayrımcılık yapmaktadır ve biz bu ayrımcılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz. Teşekkürler. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu önerisini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, öneri kabul edilmemiştir. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii ki veririm Sayın Yayman. Bir sorun yok, veririz. Ne olacak? Kesin. Bak Allah razı dedi. Şimdi değerli arkadaşlar, tutumumla ilgili de Sayın Başkan Vekillerinden eleştiriler geldi. İş tüzük gereği görüşülmekte olan yasa tasarısı hakkında ben taraf olamayacağım için iş tüzüğü öneriyi oylatmadan önce bu konudaki düşüncelerimi söylemem yanlış olurdu. Bu meselede bir taraf olmuş olurdum. Dolayısıyla şu anı bekledim bunu söylemek için. Birincisi, artık bunu defalarca şey etmeye gerek yok. Ben bir insanın ana dilinde bir derdini anlatmasına müdahale etmekten hayal ederim. Hiçbir dilden hiçbir insana, hiçbir yapıya, kuruma zarar gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Sen böyle düşünebilirsin. İş tüzük seni belli şeylerle yükümlü kılıyor diye serzenişte